Otobüs bileti, DVD turizm. Tek kişilik, tek yön. Sadece gidiş. Zaten oralara gidip suyunu içen bir daha dönüp bakmaz buralara. Bu böyle olmayacak lan Betin. Eda bir seçim yapacak. Ya sen ya ben. Kaybeden otobüse biner. Lan ne yapacağım ben Divriği'de? Kangallarımı seversin. Sivas'taki dedemle oturup 80'li City'yi izlersin. Gerçi o biraz rahat durmaz ama ne yapacağız? Ulan hemen de nasıl kabullendin yenilgiyi? O elindeki kurbağacık mı senin? Evet, silah çekeceğini sandım. Karşılığında kurbağacık mı çektin? Sıktığım kurşunu havada kurbağacıkla vurup bana mı döndürecektin? Oğlum Metin ya, sen nasıl bir çocukluk yaşadın oğlum? Kırpığı gerçek mi zannediyorsun? Cüce var lan onun içinde. Olur mu lan öyle şey, ha? Öyle bir saçmalık olabilir mi? Gerizekalı. Kurşuna ben bir tane ortadan böyle vuracaktım, ikiye bölecektim, parçalanacaktı, sağımdan solundan geçecekti, vurulmayacak. Ben bunu duymadım. Yok, vallahi duymadım ya. Sağda solda da böyle konuşma sakın. Oğlum sen çunliysin lan. Aduket atamazsın. Yarım daire yapıp yumruğa basma. Aduket bizim işimiz. Herifin ağzı ne kadar güzel laf yapıyor arkadaş ya. Oyuna girdim direkt Gora denk geldi bana ya. Dört kollu tabut gibi. Bak Emrah'cığım, ben artık çok sıkıldım. Yapamıyorum. Romantiklik falan bana göre değil. Eda ile konuşalım, o karar versin. Yapsın seçimini. Akşam gidip konuşalım. Tamam lan. Eda'yı görmek, musallat olmak, çıplak fotoğraflar göndermek yok. Tübe de lan. Tübe. Akşam otururuz bir yerde, üçümüz yemek yeriz, son kararı da Eda'ya bırakırız. Bak tekrar ediyorum, kıza musallat olmak, çevresinde dolaşmak yok. Tamam söz. Tamam lan, benden de namus sözü. Bir daha söyle. Namus sözü. Namus sözü dedin ulan. Tekrar et. Namus sözü. Çık şimdi. Senin ağzını sikeyim lan. Emrah niye bu kadar ısrarlı sen? Seni ilk gördüm, dedim ki... Ulan ne karılar var be! Belki 20 kız arkadaşım oldu. Dedim ki eğer bu kadınsa ben daha önce çamur yoğurmuşum. Kömürlükte kok kömürlerinin arasında maden aramışım. Senin gibi bir müri, antiparantez akya balığı dururken iskorpit yakalayıp durmuşum. Hamster dururken trimax atının peşinden koşmuşum yala Eda. Ne çirkin laflar bunlar ya. Ne bak? Ne bak? Ne bak? Ya ne bak? Ya ne bak? Ya resmen romantizm akımını tekrar hortlattım ama dönüp bakmadım bile. Dedim ki bu kız romantiklik falan sevmiyor. Ben de içimdeki hayvanın tasmasını çıkarttım Eda. Tövbe bismillah. Ne oldu ya? Yok kız, düşündüğün şey değil. Sen bunu benim bekaret kemerim mi sandın? Bunu yoldan gelirken aldım ya. Üç tanesi 10 liraydı. Bir tane almışım. Üç tanesi 10 liraysa, tanesi 3,33 lira kız. Nesini anlamadın? Sudan ucuz, 3 liraya kemer mi var? Bulursan bana bir kamyon al Eda. Emrah, ben romantiklikten hoşlanmıyor değilim. Belki senin romantizmin beni etkilemiyordur. Bacağını mı kaşıyorsun sen? Evet. Ne demek ya senin romantizmin etkilemiyordur? Adam mı seçiyorsun? Ama resmen faşistlik bu. Faşistsin sen. O zaman bunu kabul et. Emrah, beyhude yorulmasan. Belki kapılar sürmelidir. Ay parçası diyorum ki aşık olanın üzerine at sürmelidir. Hop! Bağladık mı Şah Azeri'ye? Ama bir dakika ya, sen romantizmi sevmiyordun. Lütfen bekleyin. 3, 2, 1. Şimdi geçebilirsin. Şimdi geçebilirsin. Kaç defa reddedildin Eda? Hiç değil mi? Bir kere reddedilen taraf olduğunu da anlayacaksın ne kadar katlanılması zor bir duygu olduğunu. Benim sırtım nasır bağladı kız kapında itilip kakılmaktan. Ama yine de vazgeçemiyorsan bir dur da kendine sor be Eda. Bu Yiğido ne kadar da beni seviyormuş de artık. O elf gözlerin göremiyor mu kalbimi? Ya o gözlerin yarısı yok Süpermen'de. Duvarın arkasını görüyor herif. Sen göremiyor musun kalbimi? Ama benim... Ama senin aklını kemiren bir kurt var. Bıyıklı pis kurt. Nerede o kurt şimdi? Kim bilir hangi elmayı kemiriyor? Ya ben burada kapını eskitiyorum. O nerede? Orada ulan! Tüylerim diken diken oldu lan. Oh! Nasıl bir giriş yaptım öyle? Tansiyonum düştü. Şuraya bir oturayım, soluklanayım. Oh, abu! Görüyorsunuz değil mi? Böyle afon fisli girişler falan bana göre değil. Kendim bile şaştım kaldım. Metin! Metin derken tonlamaya bak. Süpermen der gibi.
Yalnız Süpermen'i ben kullandım kanka, bak yakışmıyor. O zaman örümcek adam der gibi, kurtarıcısına seslenir gibi seslendi. Metin. Şu anda da yeni aldığı koltuk takımını dişleyen köpeğine bağırır gibi seslendi. O zaman ben bir bok yedim. Eda, ben sana bir şey söyleyeceğim. Söyleyeceğim mi Kilber? La bir sus, bir sus. Bir karışma. Eda, ya şimdi konuşacağım ya da sonsuza dek susacağım. Ses tellerin yırtıla emi sürünesici. Konuş be adam, konuş. Duydunuz mu, duydunuz mu? Lan daha bir şey demedim. Oo, kimler buradaymış? Metin ile Ali bu sabah ne yapsalar beğenirsiniz. Abi sakın ha, çok gizli o. Top secret classified. Adam kimseye söylemeyin dedi. Sakın kimseye söyleme. Kimseye söylemiyorum. Şimdi söyleyeceğim. Metin ile Ali sabahleyin yiğidi balkondan aşağı atmışlar. Bacağı kırılmış, hayati tehlikeyi atlatmış. Anam, o mu lan? Ben de korktum bir an. Metin de mi var lan? Daha büyük çilimlerin mi var senin? Ben şu adama bir geçmiş olsuna gideyim. Mahallemiz yanlış tanımasın. Örnek teşkil edeceğim. Lan nereye gidiyorsun? Gerizekalı. Tanıyor musun adamı? O zaman şey yapalım ya. Ben tanıştırayım seni. Yol göstereyim sana gibi. Kemerini lan, kemerini al. Vekalet kemerim değil mi? Yok. Edacığım, şunu da sana bırakayım tükenmeden. Ufam çıktı da. Kafana kadar güzel ya. Okulla zerre alakası olmayan biriydim ben, bilirsin. Okullar açılmasına bir gün kala heyecandan uyuyamazdım ben. İşten eve dönen babamın ayak seslerini duymuşçasına sevinirdim. O anlamsız sevinçle doluyorum eczanene her geldiğimde. Demek ki diyorum okul değilmiş uykumu kaçıran. Ansiklopedilerde mavi sözcüğünün resimli anlatımına koyulabilecek kadar büyülü bir çift gözmüş. Ne yapıyorsun kızım sen? He? Bir şey anlatıyorsun burada, ne yapıyorsun sen? Bok var şunda, bok. Tek 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 tek. Atın şunu elinizden artık. Pardon birader, meslek alışkanlığı. Anam, Beşiktaşlı Zafer. Koy hem telefonu, feda olsun sana telefon, feda! Metin, ne yaptın sen? Ne yapmışım lan? Ya dayım ameliyata girdi, kuzenlerimden bilgi alıyordu. Yapma ya. Ulan ne zaman atağa kalksam kontra ataktan gol yiyorum, iyi mi? Buyur benim telefonumdan yaz. Kan lazımsa onu da buyur buradan. M0 RH negatif. Herkese kan verebilirim. Al M. Arkadaş ya. Görüyorsunuz değil mi? Bunu bile avantaja çeviriyor herif ya. Objektif olmak gerekirse Eda'yı benden daha çok hak ediyor ha. Vallahi insert join yazıyordu. Attım jetonu, girdim oyuna Kirben. Davete icabet etmek sünnettir. Lan oğlum, Ryu ile oyun bitirecekken farklı renkte kıyafet giymiş Ryu geldi sanki ya. Biz seninle ne konuştuk oğlum? Divli'deki kangallar mı? Siz bayağı ilerletmişsiniz muhabbeti ya. Kangalları mı konuştunuz? Bahsi geçti bir ara. Ben onu demiyorum ya. Al Eda, sana şehrin anahtarını getirdim. Hangi şehrin? Su şehrinin ya. Water City'nin. Bir sürü akraba var ya orada. İyisin, hoşsun da biraz boşsun be Eda. Nerenin olacak? Kalbimin anahtarı tabii ki. Kaybetmiştim, mahalleli bulmuş. Dedim bir koşu götüreyim, vereyim sahibine. Fetih sonrası şehrin anahtarı verilirmiş ya fethedene. Şehir seni gördü. Diremleden düştü be Eda. Kalbim kabul etti senin yönetimine girmeyi. E kalbimi fetheden de sen olduğun için. Al kız, as anahtarı boynuna, al. Ha böyle kedi gibi kalırsın işte. Koyayım mı lan seni kapının önüne, ha? Anahtarın üstünde çilingirci Turgut yazıyor. Merci Davut mu yazacak? Rida niye mi yazacak aslanım? Temsili diyor işte. Eda, sen bu en iyi mi savunuyorsun bana? Allah, nasıl oldu bilmiyorum ama kaçıverdi ağzımda. Etkilendin demek. Oldu galiba öyle bir şey. Eda'cığım. Gol olur. Dur bir şunun nazarı değmesin, dur. 90'lı yıllarda çocuğunu okutmaya gücü yetmeyen bir baba için evladının devlet parasız yatılı okulu sınav sonuçları kağıdındaki kazandığınız yazısı neyse, benim için senin ağzından çıkacak tek bir evet de o. Güven bana kız. Sivas Spor arkamda. Vallahi arkamda. Bak! Kelimeler yetmez böyle bir aşka. Hiç benzeri yok, Sivas'ımız başka. Kimleri yendik, nerelere geldik? Şu sağların dili olsa keşke, olsa keşke, olsa keşke. Vallahi kıza etkileyici bir şeyler söyleyin dedim. Tutturdular bizim dilimizden Sivas düşmez diye. En romantiği buydu, onu söylettim. Gerçi Roberto Carlos da geleceğim dedi ama yine geceleri aktı galiba. Beyaz'la aynı kaderi paylaşıyorum şu an. Bunca hazırlığı benim için mi yaptın?
Vallahi kuşlara kalp yaptırdım, adını söylettim. Etkilenmedi, şu forma nelere kadir. Ben yürüyorum kirven. Tabii senin için kız. Senin için atan bir kalp taşıyorum ya ben. Metin, bize biraz müsaade eder misin? Anlamadım. Anlamadım. Ananı anlamadım. Anlamadım. Ne yapayım, köprüden mi atayım kendimi? He? Fırlayayım mı kamyonun önüne? Kıtır kıtır keseyim mi kolum bacağımı? Kızım, o söylediğin cümle sesleş. Sana ayrı, bana ayrı anlamı var. Emrah'la biraz özel konuşmamız lazım. Allah belanızı versin ikinizin de. Metin, oğlum sen de dükkana bak yavrum. Bura nere lan? Niye buradayım oğlum ben? 10, 9, 8. O adamlar 7, kim lan? 6. Hacılar ne iş? Niye buraya bakıyorsunuz? Kiralık ev mi arıyorsunuz lan? Alt kat kiralık ama 2 depozito istiyorlar. Orada biri mi var? Yok be oğlum. Kim olacak? Amına sen koyasın. Seçemedim, hepsini aldım Edoşko. Al benim malımı, mülkümü sen ye. Emrah, 2 dakika soluk yapma. Ciddi ciddi konuşmamız lazım. Seni hayran hayran izlediğime bakma, dinliyorum. Ulan ne ince işçilik be. Emrah, bizim ilişkimizde olmayan neydi? Cinsellik. Öyle değil. Olmayan, yani yürümeyen neydi? Cinsellik. Lan! Tamam ya, tamam. Vallahi bence hiçbir şey. Ülke zor günlerden geçiyordu. Sen de bundan olumsuz etkilendin, o kadar. Emre, kaçak göçek cevap verme. Neden ayrıldık biz? Ben seni aldatmaya yeltem. Hem de kiminle? Seninle. Ay, kulağa ne garip geliyor değil mi? Yahu sadakatini ölçmek için sahte profil açtım Facebook'tan. 3 cümle yazdım sana. 4.'cüyü yazarken ev adresini göndermedin mi? Gönderdim, evet. Kapına gelmedin mi? Kapıya bornozla çıkmadın mı? Çıktım. Ama sen olduğunu biliyordum. Yemin ederim bak, yemedim demek için. Ben de onu yemedim işte. Birlikte olamayız Emrah. Biz Gülben'le Hülya'yız. Aziz Yıldırım'la Alexis. Ata Demirer'le Ferdi Tayfur'uz. Olmaz artık. Geçti bizden. Bir konuya hazırlanaydın. Geliş gelişme yapaydın. Sonuç odaklısın. Hiç partnerini düşünmüyorsun Edoşko. Emrah, ben senin hazmedemediğin bir ilişkinim o kadar. Ağır mı yaptın, nedir sürekli deniyorsun? Olmayacak. Baloncu! Abi, benim balonlarım onlar. Nereden senin? Havaya bıraktın sen. Tutmasam gidiyordu. Baloncu! Baloncu! Ya bugün ne kadar kötü bir gün ya. Dur kardeş. Bir selam ver geç dostuna. Yabancı değilsin. Bizim eldensin. Endamın, gururun bize benziyor. Yiğidin harman olduğu yerdensin. Bismillah. Sivaslısın kardeş, tanıdım seni. Neredensin? Söyle kardeş iklimi. Bilirim ben Sivas'ımdan göçeni. Kardeş sen Sivas'ın neresindensin? Demirim, çeliğim sana emanet. Yiğitlik var sende, etmezsin minnet. Çalışkan, hatırnaz, hem dost hem de mert. Kardeş sen Divriğinin neresindensin? İçindim. Kıllarım, döşüm diken diken oldu abi. Döş kırıklığına uğradım. Ne yaptın toprağım? Parça pinçik ettin beni. Ya kardeş, hemşeri hemşeriyi gurbette gömermiş ama Sivaslı Sivaslıyı gurbette öper, başına kor. Senin bir derdin var, söyle bakayım. Niye canın sıkkın? Bir şey mi oldu? Hayırdır? Ankara'ya gelin gitse, la bebe, Ankara'ya deniz getirdik ya la diye belediyenin açıklama yapacağı kadar gözleri masmavi bir peri kızı perişan etti abi. Hatun meselesi yani. Aynen. Ulan ben de başına bir şey geldi sandım. Lan cüzdanını müzdanını neyini çaldılar sandım lan. He? Budağını kırdım. Bütün mesele bu mu lan? Lan bir daha sağda solda ben Sivaslıyım, Nivaslıyım deme. Kafanı, gözünü kır. Yürü git lan. Yürü git. Siz benim Sivaslılığımı sorgulayamazsınız beyefendi. Yürü git lan. Lan. Yürü git. Sorgulayamazsınız. Yürü. Sorgulayamazsın. Siz. Nasıl koştum gördüm. Siz hep böyle misiniz? Sorgulayamazsın.
yapamazsın. Git. Pardon, sağa yanaşabilir miyim? Bağa mı yanaşacağım? Nasıl teklif be? Sağ hanımefendi, sağ. Müsaade ederseniz sağ tarafa yanaşıp eşya yükleyeceğim. Akşam gelirsin kardeşim, dükkanların kapanır. Hadi, hadi güle güle. Senin aklın nerede kızım? Ha? Bütün dünya peşinde mi koşturuyor zannediyorsun? Az kendine gel lan. Aklım nerede? Ya Metin, hani sen bana bir şey söyleyecektin. Yani ya şimdi söylerim ya da sonsuza kadar susarım diyordun. Susacak mısın? Ya ama benim hayallerimdeki gibi değil ki şu anda Eda ya. Ben böyle doğru yeri ve doğru zamanı bekliyorum Eda. Senin hayallerinde nasıldı Metin? Bari biraz anlat. Ya işte ikimiz öyle sokağın ortasında konuşuyorduk. Yağmur yağıyordu Eda. Ama çok. Öyle kenetlenmiştim ki gözlerini. Yağmur damlalarını seçebiliyordum. İkimiz de sırılsıklam ıslanmıştık. İnsanlar etrafta şemsiyeleriyle koştura koştura bir sağa bir sola gidiyorlardı. Bense zerre umursamıyordum. Zaten sırılsıklamım. Yağmur ne? Sonra Metin? İşte sonra ben bir delilik yapıyordum Eda. Tutuveriyordum ellerinden. Sonra sen böyle gülümsüyordun. Sonra yağmur diniyordu. Sonra da çok güzel bir gökkuşağı çıkıyor şuracıkta. Sonra da diyorum, normal bir gökkuşağı çıkıyordu şuracıkta. Aha çıkmadı, sıçtık şuracıkta. Niye çıkmadı ya, ne güzel gidiyorduk. Sonra diyordum ki... Metin. Dur lan konuşsun odun parçası, ne diyebilir ki? Eda. Sen bana gelirsen Eda, öyle sıradan bir geliş olmaz o. Bahar gibi gelirsin bana. Sen benim yüreğime düşen ilk cemresin be Eda. Hemen kandım, o yüzden açtım ben çiçekleri. Ya bana bahar gibi gel ya da giderken ardına bile bakma. Yalancı Cemre'ymiş derim, solarım Eda, hasat kırarım. Lan gözümün önünde Gepetto'sta Pinokyo'yu yontsa, Pinokyo denen odun parçası dile gelse bu kadar şaşırmazdım. Ne oluyor lan? Eda koy hadi tekmeyi. Sen bana gel dersen ben sana gelmem ki Metin. Seni istila ederim. Kılıçtan geçiririm aklından geçirdiğin diğer tüm kadın isimlerini. Tacımı giyer, sağ yanına oturuveririm. Altınlar dağıtırım lan bu sokakta. Bayram ilan ederim bugünü. Kalemi kuvvetli birilerine aşkımızı yazdırırım. Ki birkaç tane var öyle tanıdığım. Destanlaştırırım lan Eda ile Metin'i. Seni seviyorum mavi gözlü minyon. Senin esprinle sokayım. Seni seviyorum Metin. Lan manyak mahalle ortasında. Doğru diyorsun, gaza geldim hemen. Dükkanı kapattım. Gel. Vay babayın kemiğini. Lan rakip gole giderken fair play deyip dalmadım ayağına. Kırmadım kemiğini. İlk yıldız atağımda attı golü. Lan Hırvatistan maçında rakibini düşürmeyen Alpay'a çevirdin beni Metin. Metin, ne ben Sezar'ım, ne de sen Brutus. Ne ben sana kızarım, ne de zat-ı şahanem Manikus. Bundan sonra seninle ben düşman bile değiliz.
seyirciler hazır mıyız? Evet.